Değerli takipçilerim, bu videomuzu yine küçük sevgili takipçilerim için çalıştırdık. Onlara yine Pinokyo'nun güzel bir 3D kitaptan masalını paylaşacağım. Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri, bu videoyu küçük sevgili takipçilerim için çalıştırdık. 3D kitaptan yine Pinokyo hikayesi paylaşacağım sevgili takipçilerime. Evet, hikayemize başlayalım. İyi kalpli bir marangoz olan Geppetto, Pinokyo ismini verdiği bir kukla yapmaya karar vermiş. İyilik perisi de ona kuklayı canlandırmak için yardım etmiş. Fakat Pinokyo zamanla çok yaramaz ve söz dinlemez birisi haline dönüşmüş. Bir gün Pinokyo okula gitmek yerine kukla oynatılan bir sirke gitmiş. Kukla olarak oynatmak istemiş adam onu. Pinokyo adamın elinden kurtulmayı başarmış. Ama eve gitmek yerine başka maceralara atılmış. Yolda iki eski haydut olan kedi ve tilki ile karşılaşmış. Kedi ve tilki Pinokyo'yu kandırmış ve yanında bulunan her şeyi elinden almışlar. Pinokyo her şeyini kaybettiği için evine geri dönememiş. O yüzden oyun parkına gitmiş, tüm gün oyuncaklarla oynamayı düşünmüş. Fakat Pinokyo'nun bilmediği bir şey varmış. Oyun parkına giden tüm çocuklar eşeğe dönüştürülmüş ve denize atılıyormuş. Pinokyo denize atılınca çok korkmuş çünkü dalgalar çok yüksek ve tehlikeliymiş. Sonra aniden bir balina tarafından yutulmuş ve balinanın karnında babasını bulmuş. Meğer babası da onu bulmak için denize açılmış ve aynı balina tarafından yutulmuş. O andan sonra Pinokyo hatalarının farkına varmış ve bundan sonra daha dikkatli davranması gerektiğini anlamış. Babasını balinanın midesinden kurtulmasına yardım etmiş ve onu eve götürmüş. İyi kalpli peri de Pinokyo'yu gerçekten bir çocuğa çevirmeye karar vermiş. Böylelikle mutlu bir şekilde masalımız sonlanmış oluyor değerli takipçilerim. Yine başka bir hikayede buluşmak dileğiyle diyorum. Abone olmayanlar Pusula Çağlayan'a abone olsun. Abone olanlar tam zamanlı takip etmeye devam etsin. Abone olması için arkadaşlarına öneride bulunsun. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın sevgili küçük takipçilerim.